buradan gelen güzergahı görüyorsunuz. Mesela belediye başkanı gelip burada bir günü bunları seyretmesi lazım. Veya birini gönderip daha güzel bir şekilde yapması lazım. Mesela bize gelip yolcu akşama kadar çok şikayet ediyor. Mesela başkanımız akşam söyledi ki yolcuların hiçbiri bize şikayet gelmiyordu. Vatandaşın içine gelecek ki şikayetin nereden geldiğini daha iyi görme şansı daha çok vardı. Gelip görmesi lazım. Biz başkana kötülediğimiz yok ama mağduriyet çok büyük. En çok mağduriyetin bizim şoförlerden değil yalnız abi. Müşteriden. Müşteri gelip akşama kadar durakta bize şikayet ediyor. Diyor ki kardeşim nasıl çalışıyorsun, nasıl çalışmıyorsun? Biz de başkanı iletiyoruz, başkan diye ben ne yapayım diye. Ama ne yapıyoruz? Bir durmadan arabalar tura gönderiyoruz. Sürekli tura. Tur git gelmeyle beraber para kazanacak halimiz yok. Ama vatandaş hizmet de veriyor. Bak nereden bak kuyruğa bak nereden geliyor? Şeyden Harafli boyundan bu tarafa kuyruk geliyor. Başka bir şey değil. Sadece bunu vatandaşın insin. Hizmeti görmeye çalış. Yani hizmet vermeye çalış. Teşekkür ederim. Buradan şimdi. Yani farz edelim ki senin annen, baban. Evet. Şurada inecek. Postanenin oraya kadar. En az 500 metre yürümesi lazım. Yürümesi lazım. Ya bugün hava güzel, yürüyebilir. Yarın karı da var burada, kışı da var. Evet. Yetkililer? Ya yetkililer onun için, onların bir şeysi yok. Onlar seçimde gelirler yani. Yani şu anda gelmez. Trafik sıkışıklığından dolayı. Hayır. Orada indiniz, böyle yürümek zorundasınız. Memur, ne yapalım? Nerede indiniz? Oraya anlamadım ben ya. Orada minibüsten indiniz. İndim. Buraya kadar gitmek zorundasınız. Olsun olabilir bazen. Öyle mi? Memnun musunuz? Ne olsun ne olur ya. Yani. Trafik var ya onunla beraber. Mas var ya. Ya biz de önce normalde yapılması gereken önce yollar yapılır sonra şehir üzerine kurulur. Biz de önce şehir yapılıp sonra yollar yapıldığı için olması çok normal. Şikayetim var. Millet aç abi. Yol yapıyorlar. Siz? Saçma. Trafik ışıkları eksik. Meydanda ışıklar eksik. Yok abi. Çok trafik var abi. Çok sıkışık. Sen? Aynen abi çok trafik var. Trafikten? Tabii çok memnun. Trafikten memnun. Belediye başkanı görsün de o ilk önce memnun olsun ondan sonra biz olalım. Yeni biraz güzel yerden memnun musun? Yani olduğu kadar fazla. Evet bayağı var. Buna da bir çözüm bulmaları gerekiyor. Her yeri kapatıyorlar sadece. Başka bir şey yaptıkları yok. Yürüdüm bir şeyden beri yürüyorum. Yoruldum. Oruçlu. Ne yetkililerden? Ne isteyelim? Yani çok kullanmıyoruz ama Trabzon'da trafik olmaz mı? Trabzon'da trafik uzun sokak Maraş Caddesi bir yıldan fazla şantiye halinde kaldı. Maraş Caddesi'ni tekrar kapatmışlar. Yani Trabzon'u yönetenler, belediye idarecileri sağ olsunlar bir şehir nasıl yönetilemezse ders veriyorlar. Yönetilemez nasıl yapılır iyi gösteriyorlar. Şurada şu manzarayı gördüğünüz zaman şehrin silüeti nasıl bozulur onu da fazlasıyla görüp hissediyoruz burada. Bilmiyorum Maraş Caddesi orada kapalı ne zaman açılacak belli değil. Ya şu anda hafta sonu işte trafik böyle oluyor. Hafta işte hani hafta başı gayet rahat. Yazın böyle olur mu? Yazın bence daha yoğun olur. Çünkü Araplar gelir efendim mesela yani şu anda yavaş yavaş başlar yani. Mazot arttığı sürece trafik hafifledi. Sıkıntı yok yani. Tamam. Dediği gibi mazot ucuzlarsa yine trafik olur. Sıkıntı yok. Biz orada forum, ben servisçiyim. Orada forumda girerdik servisiye. Şimdi kırık doğru şeydeyiz, Beşili'deyiz. Sıkıntı yok. Trafik sıkıntısı yok. Çözüm yapıldı. Mazot 20-21 olduktan sonra çözüm yapıldı. Ama tekrar düşerse yine bir trafikte sıkıntı var. Şu çömlekçinin olayı. Görüyorsunuz orada o şeyleri, bariyerleri koyduktan sonra forumda alıyorduk kuyruğu. Onun için sıkıntı var yani.